Herkese merhabalar. LGS sana özel rehberlikte videolarınızı gönderdiniz, sorularınızı gönderdiniz. Sizlerin gönderdiği videoları güzel bir şekilde izledik ve Tonguç kaynağını değerlendirirken veyahut da LGS sürecinde çok önemli bir süreç. Yani gerçekten sizler efsane bir nesilsiniz. Şu anda hem pandemiyle hem LGS ile birçok şeyle mücadele ediyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizleri. Bizlerden rehberlikle alakalı destek de istediniz. Bizler de videolarınızı izledikten sonra sorularınızı cevaplamaya çalıştık. 2 dakikayı aşmayan videonuzu haber@tonguçakademi.com'a elektronik posta olarak göndermenizi istemiştik. Gerçekten birçok öğrencimiz çok güzel videolar yollamış. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada yeni video yollamak isteyen arkadaşlarımız da lütfen elektronik postaya isim ve soy isimlerini yazmayı unutmasınlar. Şimdi o zaman gelin bakalım ilk videomuzu kim göndermiş? Hep beraber izleyelim. Herkese merhaba, ben Sevde. Bu videoda paragraf mask kitabı hakkındaki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Denemelerde ben süratimi pek iyi sağlayamıyordum ve bu yüzden çok boş bırakmam gerekebiliyordu. Özellikle Türkçe dersinde. Bu yüzden paragraf mask kitabını çok seviyorum. Çünkü ilk denemelerde bir soru 2 dakika veriyorsa daha sonra bunu yavaş yavaş 1 dakikaya düşürüyor. Ve sizi zamanla hızlandırıyor ve gerçekten süre yönetimini çok iyi bir şekilde sağlamanıza yardımcı oluyor. Benim hocamın sorumu şu: İngilizce denetlerimizi tamamen kelime çalışarak arttırabilir miyiz? Şimdiden cevapladığınız için teşekkür ederim. Evet, Sevde Akyol'un videosunu izledik. Teşekkürler Sevde. Paragraf 10 için söylediği güzel sözler gerçekten bizi de motive etti. Ama sorusu önemli. Sorusu diyor ki, hocam kelime çalışmaları ile İngilizce netlerimi artırabilir miyim? Evet. Çünkü İngilizce'de dil bilgisi sorulmuyor arkadaşlar. Yani İngilizce sorularında Milli Eğitim Bakanlığı dil bilgisinde he mi gelir, she mi gelir, has mi gelir, işte have mi, böyle şeyleri sormuyor. Daha çok kelime bilgisi soruyor. Yani öğrenci dili uygulayabiliyor mu? Dili kullanabiliyor mu? Oradaki kalıpları, oradaki ifadeleri, işte in the kitchen ünitesinde, on the phone ünitesinde, orada mutfakla alakalı veya telefon görüşmesiyle alakalı kelimeleri biliyor mu, bunu sorguluyor. Dolayısıyla kelime çalışması ile İngilizce netlerimizi artırabiliriz. Peki burada başka bir soruyu da ben Sevde yerine sormak istiyorum. Kelime çalışması nasıl yapılır? Kelime çalışması arkadaşlar şöyle yapılır. Birincisi, sizler bir kelimeyle sadece okulda sıranın başında, sınıfta sıranın başında, evde sıranın başında karşılaşırsanız o kelimeyle alakalı zihninizde bir hikaye oluşmaz ve birazcık ezberlemeye çalışırken zorlanırsınız. Ama o kelimeyi yanınızda gezdirirseniz, yani küçük kartlara yazarak olabilir, telefonunuzun ekran koruyucusu yapabilirsiniz, hiç fark etmez, bilmiyorum. Bir şekilde yanınızda gezdirirseniz ve o kelimeyle sadece masa başında değildi, bazen mutfakta, bazen banyoda, bazen arkadaşlarınızla dışarıdayken, hiç fark etmez, farklı farklı yerlerde karşılaşırsanız o kelimeleri çok hızlı bir şekilde aklınıza tutarsınız. Çünkü zihin bir şekilde ona bir hikaye oluşturmaya başlar. Mesela hani etrafta gezerken böyle billboardlarda bir sürü markaların yazısını görürüz. Bu o yüzden işte. Onlar bizim zihnimize farklı farklı yerlerde çıkarak, karşımıza farklı farklı yerlerde çıkarak zihnimize yerleşmeye çalışıyorlar. Biz de kelimeleri farklı farklı yerlerde görürsek yanımızda taşıdığımız kartlarla, birkaç gün içerisinde tüm İngilizce kelimelerini ezberleyebiliriz. Şimdi gelin isterseniz diğer arkadaşımızın sorusunu izleyelim. Merhabalar Tonguç, ben Zafer Emin. Size göstereceğim yayın evi Doz. Bu Doz'un hem tatlısı da var hem de çok uygun bir fiyata. Benim önereceğim şey şu: bu Doz'un şöyle bir güzellik yanı var. Mesela işte 40 soruyu 80 dakikada çözüyoruz. Bu çok sıkıyor insanı. Ben de bunun için bunu kullandım. Yani hani mesela az sürede 9 soruyu çok az sürede yaptım. Mesela 9 soru var. Bu 9 soruyu işte 18 dakikada yaptım mesela. Böyle yavaş yavaş işte 36'lık, 72'lik, 90'lık derken artık alışmaya başladığımı gördüm. Ve artık sıkılmadım. Deneme sonuçlarım da çok iyi gelmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Benim sorum şu: dikkat hatası çok yapıyorum. Lütfen yardım edin, ne yapabilirim? Teşekkür ederim. Bay bay. Evet, Zafer Emin'e de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Doz denemelerini birçok öğrencimiz çok seviyorlar. Böyle adım adım 9, 18, 36, 70 çıkması. Ama hemen Zafer'in de sorusuna geçmek istiyorum. Demiş ki, dikkat hatalarımı nasıl önleyebilirim? Gerçekten de dikkat hatası günümüzdeki öğrencilerin en büyük sorunu. Bunun sebebi de şu: biz, daha doğrusu sizler, ben sizlerden daha büyüğüm ama yeni nesil daha çok video nesli. Yani hep video izliyor. Video izlediği için de satır aralarındaki kelimeleri bazen kaçırabiliyor. Hatta biz bununla alakalı sizlere her zaman söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki, arkadaşlar bol bol kitap okuyun. Böyle her zaman kütüphanemizden kitapları çıkarıyoruz böyle size. Kitap okuyun diyoruz. Neden? Çünkü sizler kitap okuduğunuzda sadece Türkçedeki kelime dağarcığınız artmıyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada satır takibi sırasında hani bir hikayeyi takip etmeniz gerekiyor. Orada anlatılanı takip etmeniz gerekiyor. Satır takibi sırasında televizyondakinden ya da YouTube'daki videolardan belki de daha az sıkıcı, yani belki de daha sıkıcı olan, hani orada görüntüler var, canlı canlı. Burada ise siyah beyaz yazılar var. İşte bu yazıları takip edebilmek sizin dikkat yeteneğinizi de artırıyor. Hatta bununla alakalı önemli psikologlar şöyle çalışmalar da yapıyorlar. Diyorlar ki mesela,
bu sayfadaki yumuşak G harflerini bul diyorlar. Sen bu sayfadaki yumuşak G harflerini hızlıca bulmak için uğraşırken diyelim ki bir dakikada bulmaya çalıştın, 30 tane var dedin. Sonra yavaşça bir daha bakıyorsun ki meğer 36 tane varmış. 6 tane yumuşak G'yi kaçırmışsın. O zaman diyorsun ki ben öbür sefer daha dikkatli bir şekilde bakacağım. Yani böyle az bulunan veya çok bulunan harfleri seçerseniz işiniz zor sürer. Çünkü A'dan burada 150 tane vardır, say say bitmez. Dolayısıyla işte yumuşak G gibi, işte J gibi harfleri bulmak için hızlı bir şekilde ama çok hızlı bir sürede bulmaya çalıştığınız zaman dikkat yeteneğiniz artıyor. Ve bunun haricinde de uzmanlar değişik geometrik şekilleri de çözmenizin zihninizi geliştirdiğini ve dikkat yeteneğinizi geliştirdiğini düşünüyor. Nasıl yani? Mesela şöyle çok değişik geometrik şekiller var böyle paradoks dediğimiz. Bu şekillerin birebir aynısını bakarak bile çizseniz çizerken olmuyor. Bir daha oraya konsantre olmuş oluyorsunuz. Ve bu da sizin dikkat hatalarınızı azaltıp dikkat yeteneğinizi geliştiriyor. Bu psikolojik destek. Peki dikkat hataları haricinde bir hata daha var. O da nedir biliyor musunuz? Bol bol hata yapmayan öğrenciler dikkat hatası yapar. Ne demek istediniz hocam? Yani siz DOZ denemelerinde bu soruyu yanlış yaptıysanız artık LGS yapma ihtimaliniz yok. Niye? Bu soruyu yanlış yaptınız. Sorunun doğru çözümünü öğrendiniz. Bunu DOZ'da yaptınız. Gerçek LGS'ye geldiğinizde bu hata yapmayacaksınız. Hani diyoruz ya buradaki hatalarınız önemli değil. Buradaki hatalarınızın doğrusunu öğrenirseniz LGS yapmayacağınız için artık süper bir başarı elde edeceksiniz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bakalım DOZ'da kaç yanlış. Onu sormuyor yani. Milli Eğitim Bakanlığı buradaki yanlış soruyor. Dolayısıyla siz sınava kadar bol bol hata yapıp bol bol soru çözüp sonra da o hataların doğru çözümünü öğrendiğinizde inşallah LGS'de hiçbir hata yapmayacaksınız. Dolayısıyla dikkat hatalarınızı azaltmanızın temel yöntemi sınava kadar bol bol soru çözüp hatalar yapıp o hataların neden olduğunu öğrenip ha bak ben burada hep şuna dikkat etmiyormuşum demek ve gerçek LGS'ye girdiğinizde de oh be ben artık hata yapmayacağım demektir. İnşallah da hiçbir hata yapmazsınız. Hadi bakalım şimdi sizden yeni videolar da bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl katılıyordunuz? Herhangi bir Tonguç kaynağını değerlendiriyorsunuz, eleştiriyorsunuz. LGS sürecindeki rehberlik sorunuzu yöneltiyorsunuz. Hani geri sayımlarda yapıyoruz ya bu sefer sizden görüntülü izleri görmek istiyoruz. Ne yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz merak ediyoruz arkadaşlar. Ve 2 dakikayı da açmasın videonuz lütfen. İnternet kutlamızı bitirmeyin. Şaka bir yana tabii ki. Zamanınız önemli. Sizi de fazla yormak istemiyoruz videolarla. Hemen videolarınızı yollayın bize. haber@tonguçakademi.com'a. İsminizi ve soy isminizi yazmayı unutmayın. Bakın burada mesela Zafer Emin ne güzel ismini soy ismini yazmış. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız kitaplarımızla, videolarımızla. Ama çalışıp başaracak olan, içeriye o güzel liselere girecek olan sizlersiniz. Hemen ödüllü sorumuzu da gösterelim, klasiğimiz. Neymiş ödüllü sorumuz? Sana özel rehberlik için hangi kaynağın ile video göndereceksin demişiz. Hadi bakalım videolarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar, kolay gelsin.